Selam, merhabalar. Bugün size Emre Kongar'ın Tarihimizle Yüzleşmek adlı kitabını anlatmak istiyorum. Çok uzun değil, 230 sayfalık bir kitap. Çok güzel, böyle hap gibi tarihle ilgili detaylar var arkadaşlar. Mutlaka okuyun derim. Eğer dost sohbetlerinde entelektüel görünmek istiyorsanız, tarihle ilgili birkaç insanların çok konuştuğu mesela, Ermeni tehciriyle ilgili birçok şeyi burada bulabilirsiniz. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi, Türklerin Malazgirt'ten itibaren Anadolu'ya girişleri, ilerlemeleri, biliyor musunuz 25 yılda ilerlediklerini? İznik'e kadar Anadolu'da 25 yılda Türkler İznik'in önüne kadar geliyorlar. Sonra Bizans İmparatorluğu'nun verdiği destek, yani Türklerin Anadolu'ya girişi, giriştikten sonra tabi zaten hemen Osmanlı İmparatorluğu kurulmuyor. Bir sürü beylikler vesaire başka dönemler var. Ama Osmanlı İmparatorluğu'na Bizans'ın verdiği destek. Nasıl bir destek vermiş? Mesela Orhan Bey Bizans kralının kızıyla evleniyor. Theodora ile evleniyor. İkinci eşi. Ondan önceki ilk eşi de zaten Bizanslı. Ve Haçlı Seferleri. Haçlı Seferlerinin Osmanlı üstündeki etkisi, Türkler üstündeki etkisi Haçlı Seferleriyle ne oldu mesela? Haçlı Seferleriyle birlikte biliyorsunuz Haçlı Seferleri Kudüs'ü Müslümanların ele geçirmesini önlemek için Katolik Avrupa tarafından yapılan bir girişim. Ama Haçlı Seferlerinin bir en sonuncusunda, dördüncüsünde Avrupalı, bu Latin Katolikler İstanbul'un güzelliğinden etkileniyorlar, zenginliğinden etkileniyorlar ve gitmiyorlar Kudüs'ü. Kudüs'ü kurtarmaya falan gitmiyorlar. İstanbul'a çöküyorlar. İstanbul'da kalıyorlar. 50 sene orada hüküm sürüyorlar. Hatta bir laf vardır, hatırlarsınız belki. Kardinal kavuğu göreceğime İstanbul'da Müslüman sarığı görürüm. Daha iyi diyen bir Ortodoks lider var. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Bunun sebebi o 4. Haçlı Seferi'nde işte oraya gelip çöreklenmeleri, yağmalamaları, oranın bütün zenginliklerini, tarihi eserlerini alıp Avrupa'ya götürmeleri. Aslında bu neye sebep olmuş biliyor musunuz? Böyle bir şey olduktan sonra Osmanlı İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet daha kolay bir şekilde İstanbul'u fethetmiş. Çünkü Ortodokslar mezhep olayı yüzünden ve bu İstanbul'u daha önce yaptıkları yüzünden gidip bunlardan yardım istememiş. Yani gidip de işte bunlar İstanbul'u alacaklar, gelin işte bize yardım edin falan dememişler. Bu yardımı almadıkları için de Türkler çok kolay bir şekilde İstanbul'u fethetmişler. Öyle bir işe yaramış. Neyse, burada başka ne öğreniyoruz? Mesela Takiyettin Efendi var, Müneccinbaşı. Senede böyle 1575'ler, 1570'ler falan 3. Murat zamanı. 3. Murat çok büyük bir rasathane kurduruyor İstanbul'a gökyüzünü incelemek için. İçinde bilim insanları çalışıyor ve Takiyettin Efendi de burayı yöneten kişi. O zamanki Müneccinbaşı. Müneccinbaşı astrolojiyle ilgileniyor, astronomiyle ilgilenen kişi arkadaşlar. Ama o aralar Avrupa'da da var bir veba salgını ve şeyde de var, Osmanlı'da da var. Bu veba salgınıyla tabii ülke kırılıp geçirilince Şeyhülislam diyor ki ülkeye uğursuzluk geldi. Bunun da sebebi bu rasathane. 3. Murat'ın yaptırdığı şeyi, 3. Murat'ın emriyle işte Kılıç Ali Paşa var, kaptanı Derya, onu orayı bombalatıp yerle bir ettiriyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu Şeyhülislam'ın ettiğini bakın sen şurada. Yani dolduruyor 3. Murat'ı, bombalatıyor. Oysa ki orası tane olsaydı belki birçok keşifte bulunabilirdi Osmanlı'da. Neden olmasın ki? Neden olmasın? Neden? İşte bu sebepten. Başka ne anlatılıyor kitapta? Ha, mesela kapitülasyonlar, dış borçlar nasıl başladı? Kırım Savaşı ile başlıyor. Onun detayları. Sonra mesela Osmanlı yıkıldıktan sonra Osmanlı neden çöktü? Önce onu söyleyeyim. Neden çöktü? Çöküşün sebepleri çok güzel anlatmış. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Lozan Anlaşması ve yeni devlet kurulduğunda, bu yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ben sanıyordum ki bütün borcu Türkiye Cumhuriyeti ödedi. Osmanlı'nın biliyorsunuz bir takım dış borçları var. Ama
Sadece Osmanlı ödememiş, diğer devletler de ödemiş. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları oldukça geniş ve bu sınırlarda başka devletler de kuruldu. Bunlar da ödemiş bu borçları. Ama ödemeyen birkaç tane devlet de var. Bakın, öğrenin. Ve tarihimizle yüzleşmemiz devam ediyor. Mesela Yeni Türkiye Cumhuriyeti. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde asker siyaset ilişkisi. Adnan Menderes dönemi, ilk partili dönem. Ay, tek partili dönem. İlk parti nedir ya? Ne diyorsun Aslı? Tek partili dönem İsmet İnönü dönemi. Arkasından çok partili döneme neden geçildi, nasıl geçildi, neden işlemedi? Yani neden çok partili dönemde bir sürü darbe oldu? Mesela ilk Adnan Menderes çok partili dönemde başa geçen başbakan ve neden yürütemedi, neden asker el koydu? Ben bu dönemi çok seviyorum, o dönemi açıkçası. Onu başka kaynaklardan da böyle cross check, yani çapraz kontrolle okudum, inceledim, baktım. O dönemi okumak çok hoşuma gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin o çok partili dönemini size de tavsiye ederim. Hatta bir tane de Hatırla Sevgili diye bir dizi var. O dizi çok güzel çekilmiş. Onu izleyin arkadaşlar, üşeniyorsanız bir şeyler okumaya. Çok şey öğreniyorsunuz oradan. Oldukça da realist bir şekilde seçilmiş, çekilmiş bir dizi o. Onu da bu arada tekrar, daha önce de söylemiştim, tekrar bir kere daha dile getireyim. Bu çok partili dönemdeki darbeler neden, nasıl? İşte Süleyman Demirel hep başbakan, başbakan Süleyman. O dönemler çok çok güzel anlatılmış. Tansu Çiller, Özal dönemi, o sıradaki soğuk savaş, soğuk savaşın etkileri, kapitalizm, sosyalizm, komünizm. Okuyun, çok beğeneceksiniz. Emin olun beğeneceğinize %100 garanti veriyorum. Hoşça kalın.